Evet, çok olağan bir konuşma değil, onu söyleyeyim. Buradan neyi kastediyorum? Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbullulara yönelik bir konuşma değil, bütün Türkiye'ye yönelik bir konuşma. Yeni dönemin aktörü olarak bence kendisini konumlandırıyor. Bu şu anlama gelir mi? Hani Sayın Kılıçdaroğlu'na meydan okur mu ya da bir kurultay çağrısı yapar mı? Bunu elbette ki önümüzdeki günlerde göreceğiz. Nasıl bir yol haritası var? Bunu izleyeceğiz. Ama bunun çok kendiliğinden ve sıradan bir konuşma olmadığını altını çizmek lazım. Yani bu, ben bundan sonraki süreçte hani bana güvenin ifadesi sadece İstanbul'a dair bir hayalinin ya da bir yol haritasının olmadığını bence anlatıyor. Genel çerçevesi, genel vurgusu bence Türkiye siyasetine ilişkinde. İstanbul'da başardık, Türkiye'de de başaracağız gibi bir bence bir alt metni var. O alt metni üzerinden de aslında evet bir genel başkanlık düşüncesi var. Ama bu Sayın Kılıçdaroğlu'yla konuşurlar mı, bir ortak yol ya da harita belirlerler mi? Yerel seçim öncesi mi bu süreç ortaya çıkar ya da yerel seçimden sonra mı bir biçimde şekillenir? Onu hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi Sayın İmamoğlu bence artık tümden rotasını genel siyasete çevirmiş görünüyor. O yüzden de bir genel başkanlık konuşması gibi geldi bana. Genel başkan olma çabasıyla yapılmış bir konuşma gibi diyebilirim. Peki Ali Haydar Fırat, dün akşam en sıcak açıklama, Kılıçdaroğlu'nun en sıcak açıklamasında "yürüyüşümüz devam ediyor" cümlesi dikkat çekiciydi. Öncesinde, doğru, seçimden önce Babala TV'ye katıldığında da gençler şu soruyu sormuşlardı ki Kılıçdaroğlu'na bu uzun zamandır konuşulan bir konuydu. Cumhur İttifakı da o kanattan yükleniyor Kılıçdaroğlu'na. Kaybederseniz genel başkanlığı bırakacak mısınız diye sormuşlardı. Kılıçdaroğlu net bir cevap vermedi. Dedi ki kaybetmeyeceğiz, kazanacağız. Şimdi bunun peşine, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının peşine Ekrem İmamoğlu'nun bu mesajının gelmiş olması bir uzlaşı. Az önce söyledik ya, ortak konuşarak mı böyle bir metin hazırlandı da böyle bir açıklama yapıldı. Sanki bunu biraz boşa düşürüyor. Bir de şunu sormak istiyorum. 2022'de yapılmayan bir olağan kurultay var. Pandemi nedeniyle ertelenen bir olağan kurultay var ki Temmuz ayında yapılması planlanıyor. Yerel seçimler de yaklaşıyor. Böyle değerlendirdiğimizde Kılıçdaroğlu bir kaos çıkmasın diye acaba görevden ayrılmaz mı? Ya da görevden ayrılma mevzuları parti genel merkezinde konuşuluyor mu? Serap Hanım, bu mesele hep konuşuldu. Seçimden önce de hani olası senaryolardan biri buydu. Kaybedilince ne yapılacaktır? Orada genel hakim görüş şu: Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimi atlattıktan sonra bir karar vereceği yönünde. Yani yerel seçime kadar bir biçimine götürecek. Ama o zamana kadar o bir kurultay toplar mı? Açıkçası ondan çok emin değilim. Çünkü o konuda hukuki olarak çok farklı görüşler var. Aslında normalde toplanması gerekiyor ama bir uyarı verildi bugüne kadar. İki uyarı verilmesi gerekiyor. Yani her bir yıldan sonra. Dolayısıyla yerel seçimleri atlatıp ondan sonra bir kurultaya gitme durumu da var. Ama şu da olabilir: eğer Sayın İmamoğlu ciddi bir rüzgar estirirse Sayın Kılıçdaroğlu bir kurultay çağrısı yapabilir. Bu birinci mesele. İkincisi, kadrosunda bir değişiklik yapmak isteyebilir. Yani parti meclisi ve MYK'da bir değişiklik yapmak isteyebilir. Ondan dolayı da bir kurultay tercihine gidebilir. Bunlar düşük olasılık. Bence yerel seçime kadar bir kurultay yapma süreci yaşamayacak Cumhuriyet Halk Partisi. Yani daha doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir isteği olmayacak ama toplumda nasıl bir baskı gelir, nasıl bir atmosfer oluşur, onu kestirmek çok olası değil. Belki bu hafta ya da önümüzdeki hafta MYK'da bir değişiklik yapabilir. Kendi yakın çalışma arkadaşlarının daha bir değişime gidebilir. Bunlar konuşuluyor. Bunlar var olan kırılganlıkları ya da yaşanan hayal kırıklığını giderir mi? Onu elbette ki hep birlikte göreceğiz. Ama bir şekilde olumsuzlukların ya da yaşanan sürecin bu hale gelmesinden sorumlu tutan belli isimler var. Onlarla bir yol ayrımına gidebilir. Onları bir biçimde mevcut görevlerinden alabilir. Ama onun ötesinde de dediğim gibi Sayın İmamoğlu bu akşam ne konuşacak, ona bakmak lazım. Ondan sonra nasıl bir
süreci örgütler, nasıl bir sürecin içinde yer alır? Bu ciddi bir toplumsal etki yaratır mı? Bu etki beraberinde Sayın Kılıçdaroğlu'nu bir kurultay toplama durumuna getirir mi? Bunu önümüzdeki günler içerisinde birlikte göreceğiz. Peki. Şimdi Ali Haydar Fırat, öncelikle bu sıcak konu olduğu için bunu konuştuk ama dün ikinci tur seçimine gitti Türkiye ve 13. Cumhurbaşkanı. Üçüncü defa, biz üç diyoruz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümet sistemi değiştikten sonra iki sayılıyor bu. Öncesini saymıyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları. Tekrar Cumhurbaşkanı seçildi. 5 yıl daha yönetecek. 48-52 gibi bir oy oranı ortaya çıktı. Çok kısa süre önce Ümit Özdağ milliyetçilerden destek istemişti. Nasıl okudun bu seçim sonuçlarını? Çünkü 6 parti bir araya geldi. Birbirinden farklı, bağımsız, çok bağımsız partiler bir araya geldi. Neden böyle bir sonuç çıktı? Serap Hanım, bence çok tarihi bir fırsat kaçırılmış oldu muhalefet açısından. Yani sadece ikinci tur üzerinden değil, istiyorsan ilk tur üzerinden bir değerlendirmeyle başlayayım. Yani şu tarihi fırsattan kastım şu, yani 20 yıllık aşan bir iktidar, bu denli yıpranmış, üzerine çok ciddi bir ekonomik kriz, üzerinde çok ciddi başka krizler, her alanda yaşanan olumsuzluklar ve muazzam bir biçimde enflasyonist baskılar, geçim sıkıntıları ve herkesin ciddi bir değişim umudu beklediği bir atmosferde tamamen, yani insanların muhalefet hani ancak bu seçimi iktidara kazandırabilir, iktidarın kendisinin kazanma şansı ya da potansiyeli yoktur tespitlerin yapıldığı bir dönemde Cumhurbaşkanı aldığı oy, partisinin aldığı oy ciddi anlamda hem muhalefetin bir biçimiyle derin bir biçimde analizini gerektiriyor hem de iktidarın analizini getiriyor. Muhalefet bence asıl birinci turda kaybetti. Meclis çoğunluğunu kaybettiği andan itibaren aslında tablonun az çok bu şekilde sonuçlanacağı belliydi. Oysa herkes, AK Partililer de dahil, Ankara'da konuştuğumuz AK Partililer dahil, meclis çoğunluğunun muhalefete geçeceğini düşünüyorlardı. Burada çok ciddi bir hata yaptı Cumhuriyet Halk Partisi bence. Bir ciddi bir imkan ya da özellikle birlikte seçime girdiği partilere 70'in üzerinde kontenjan verdi. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu listeleri hazırlayanlar hakkaniyetli bir seçim yapmadılar maalesef. Tamamen hani o liyakat dedikleri Cumhuriyet Halk Partililerin sürekli Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği o liyakat ekseninde bir tutum ya da davranış içine girmediler. Bir eş dost ataması gibi milletvekilleri belirlendi. Yani listeler kötü hazırlandı. Partiyi taşıyacak örgütü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin emektar örgütünü bir biçimiyle mutlu edecek ve o örgütü motive edecek listeler oluşturulamadı. Bu zaten başlı başına bir sorudur. Yani 20 yıldan sonra hala AK Parti %35 oy alıyorsa, 5 partiyle giren Cumhuriyet Halk Partisi hala %24-25 civarında bir oyda kalıyorsa, bu elbette ki çok ciddi bir eleştiri konusudur. Yani Erdoğan'ın kazanmasından önce hala AK Parti'nin birinci parti olması ciddi bir sorundur. Yani bunun çok iyi analiz edilmesi lazım. Neden oyların arttırılmadığı, neden bu listelerin bu şekilde yapıldığı, neden gerçekten insanların, toplumun hassasiyetlerinin ya da beklentilerinin karşılanmadığı bir biçimiyle elbette ki sorgulanmalıdır.